Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gillette Blue 2 Maximum ile tıraş oluyorum. Yepyeni bir ay, yepyeni bir tıraş videosuyla da karşınızdayım. Şimdi bunu ben sormuştum. Bir tane daha ürünle Gillette Permatic Pro 2 Pro ile sormuştum. Bunu mu yapayım, onu mu yapayım diye bir anket paylaşmıştım sizlerle. Büyük oranda bunu istediniz. Ben de bunu yapacağım. Diğer ürünü de Eylül ayının inşallah ikinci videosu olacak. Gillette Blue en çok önerdiğim ve genelde de özellikle askere gidenler için önerdiğim bir tıraş makinesiydi. Onu da test etmiştim kanalımda yanlış hatırlamıyorsam. Videonun içinde bir yerlere koyarım linkini, izlersiniz eğer merak ediyorsanız. Blue 2 Maximum da daha maksimum olmuş artık herhalde, bilmiyorum. Diyor ki 40 derecelik bir pivot açısı var. Yani şu şey açısı o şekildeymiş. Skin Sensitive Blades diyor. Pardon, Skin Sensing Blades. Yani cilt hassasiyetini ne anlayan falan gibi bir anlam var herhalde burada. Bıçaklar diyor. Easy grip diyor. Kolay bir tutuş diyor falan filan. İşte öyle bir 8 tane varmış. Bu pakette 8 tane var ve 37 liraya aldım ben bunu. Yaklaşık 1 ay olmuştur ama. Bir 4'lü bir paket almıştım. 37 lira işte 5 liraya falan geliyor. Neredeyse 40 lira desek 5 kere 8 40. Bunun dışında böyle bakıyoruz. İşte 2 tane bıçağı var zaten adından anlaşılıyor. Bu şekilde bir ürün açalım. Bu tıraşa başlayalım bakalım. Diyorsunuz ki bazen söylüyorsun neden 8 tane aldın diye. 8 tane çünkü bu böyle vardı yani. İkilisi, üçlüsü, ne bileyim teklisi yoktu. Bazen onu söylüyorsunuz. Mecburen ben de böyle 8'li falan alıyorum. 10'lu alıyorum bazen de. Şöyle bakın. Bu şekilde oynuyor. Şöyle biraz daha yakına getireyim. Şöyle bir başlığımız var. Şöyle bir plastik korumamız var. Onu çıkarttık. Böyle güzel, basit. Tek kullanımlık ya da hani 2-3 kez de kullanabilirsiniz. Sakalınızın yoğunluğuna göre değişir bu. Ama ben özellikle askerde çok öneriyorum bunları. Hem ucuz hem pratik. Yani kullan işte askerde çünkü her gün tıraş oluyorsunuz. Bunları atıyorum 5 kere olsanız 5 kere olup atabilirsiniz. Ki sakalınız yoğunsa belki 5 kere de olmaz bu arada, onu bilmiyorum. Askere gidenlere öneriyorum ben. Bu tarz ürünleri öneririm ben. Arkonun da önerdiği modelleri var. Bunu da öneriyorum. Şimdi Proraso'ya tıraş olacağım. Köpük sabun olarak bunu kullanıyorum. Proraso'nun hangisiydi bu? Bakayım şu. Şu modelin. Şunu göstereyim de şöyle. Bunu almıştım bir ara. Ara ara bundan kullanıyorum. Wilkinson'un bir şeyimiz vardı. Köpük fırçamız. Bu sefer köpüğü hazırladım ama. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Köpüğü de süreceğim ve tıraşa başlayacağım ama köpük de köpük ha. Bak. Vallahi köpük de köpük oldu bu sefer. Güzel yaptım köpüğü. Artık bir şey demezsiniz herhalde. Bunu çok söyleyen oluyor çünkü. Köpük olmamış, köpük şöyle olmuş falan diye. Hepsini dikkatli dinliyorum ve takip ediyorum. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Ardından köpüğü sürüp karşınızda olacağım. Evet, yüzümü yıkadım. Köpüğümüzü sürelim. Hadi bakalım. Oh, bu da güzel bir şey be böyle. Oh. Köpük güzel. Bu olay çok güzel ya. Hazır köpükten çok daha iyi bu. Deneyin derim arkadaşlar. Oh. Şimdi. Bu arada biliyorsunuz benim bir işbirliği olayım var. Hepsi buradayla. Açıklamada linkini verdiğim tıraş ürünleri var. Alıyorsunuz da teşekkür ederim. Gerçekten de bana destek oluyorsunuz. Çok sağ olun. Birileri böyle bu ay bayağı bir şey almış oradan. 3-5'te bir şeyler geliyor bize de çok şükür. Onları da yine tıraş bıçaklarını getiriyorum bu arada. Hani ev, araba, yazlık falan için kullanmıyorum onları. Bir, daha önce videoda söylemiştim. Böyle bir 100 aylık ortalama 100-150. Hani aldığım ürün tabii pahalılığına göre değişmekle beraber 200-250'ye kadar çıkar ama genelde 150 geçmiyor. Bir miktarda tıraş bıçağına bir yatırım yapıyorum. Onları da işte bu tarz İşlerden gelen paralarla da en azından sübvanse ediyorum diye söyleyeyim. Şimdi bıçağımızı ıslatıyoruz. İki bıçaklı Gillette Blue 2 Maximum'la tıraşımız başlıyor. Hadi bakalım. Bismillah deyip başlayalım. Şuradan başlıyoruz. İlk izlenim güzel. Fena almadı. Sakalım da bu arada bir haftayı bulmuştur herhalde. Biliyorsunuz bir önceki tıraş videosunu biraz facia gibi bir ürün test etmiştim. Arcon Man 2. O da iki bıçaklıydı. Pro'ydu. Adı Pro'ydu ama iki bıçakta Pro olmuyormuş. Bunda da maksimum demişler. Bakalım ne kadar maksimum.
İlk izlenim güzel. Gerçi onunla da iyi başlamıştık. Sonra da sapıtmıştı ama. Blue 2 maksimum güzel. Evet, güzel alıyor şu anda. Sıkıntımız yok. Güzel oluyor yani. İki miki demiyor. Patır kütür kesiyor valla. Jilet. Güzel iş yapmışsın. Yani bir hafta sakalı hiç zorlanmadan aldık. Almaya devam ediyoruz. Hop, tertemiz oldu valla. Tıkanma filan da yok. Göstereyim şöyle. Ufak tefek bir sakal girdi araya falan ama hani öyle büyük bir oranda bir tıkanma yok. Oh, bu arada yan tarafa bakıyorum da orada ayna var. Telefon üzerinden kayıt yapıyorum, bu kaydı alıyorum. Telefonun ekranında çok belli olmuyor. Mecburen aynaya bakıyorum yan tarafta. Bu arada bu tıraş videolarını çok seviyorsunuz. Çok yorum yapıyorsunuz. Bunu al, bunu al. Ya da işte ben öyle yaptım, şöyle yaptım. Ya da fikir soruyorsunuz. Elimden geldiğince hepsini okuyorum. Hepsini değerlendiriyorum. Hepsini yorum yazmaya çalışıyorum. Bazen yazmasam da böyle like atıyorum. Kalp atıyorum. Yani okumuyorum falan zannetmeyin. Gözümden kaçmış şeyler olabilir. Bir daha yazın. Dönmeye çalışayım. Vallahi çatır çutur aldı. Hiçbir sıkıntı yok. Bakalım şöyle. İnce işini bir toparlayalım. Çok başarılısın be. Jilet Blue 2 maksimum. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Yüzümü bir yıkayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, Jilet Blue 2 maksimumla tıraşımı oldum. Tek seferde çok iyi, bakın. Şöyle göstermiş olayım. Harika bir tıraş oldu. Çok beğendim. Söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Puan sistemim var. Şöyle kenara çekileyim. Şurada göreceksiniz. 1'den 4'e kadar bir kalpleme sistemim var benim. Bu ürüne ne verdiğimi tahmin edersiniz artık. 4 kalp veriyorum. Ve en iyi puanı da vermiş oluyorum. Jilet Blue 2 maksimum. Özellikle öneririm. Askerdekiler için önerebileceğim bir ürün. Pratik, basit. Hemen olursunuz. Sonra bunlar tek kullanımlık genelde ama hani sakalınız azdır. Benim mesela az bu. 2-3 kez daha kullanılır. Hatta zorlasanız 5 kere falan kullanılır. O yüzden bence fiyatının da makul olduğunu düşünüyorum. Hele ki bu her şeyin fiyatının uçtuğu bu dönemde. Evet sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Jilet Blue 2 maksimumu anlatmaya çalıştım. Gerçek zamanlı tıraş oldum. Bunu soranlar oluyor. Bazen gerçek zamanlı oluyorum. Burada bir kesme biçme yok. Sadece hani bazen takıldığım ya da bir kelimeyi yanlış söylediğim zamanlarda orayı kesip tekrar videoyu devam ediyorum ama tek seferde tıraş oluyorum. Hatta bir ara canlı yayın yapsan olur mu gibisinden bir yorum da gelmişti. Belki yaparım. Bilmiyorum sizin bu konuda fikriniz neyse. Duymak isterim onu. Canlı yayın yapayım mı yapmayayım mı açıklamalarda yazabilirsiniz. Bu ürün ya da incelememi istediğiniz, tıraş olmamı istediğiniz başka ürünler varsa açıklama kısmına yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Bana destek olmak istiyorsanız videonun içinde söyledim. Açıklamada bir link vereceğim. O linkten alışveriş yaptığınız zaman bana destek olmuş oluyorsunuz. Ben de oradan kazandığım paralarla bu tarz ürünleri alıyorum ve bu en azından video çekmeye devam etme açısından benim açımdan da bir şey olmuş oluyor. Motive edici bir güç oluyor. 3-5 istisnayı saymazsak bugüne kadar tıraş olduğum bütün ürünlerin hemen hemen hepsini ben kendi paramla aldım. %95 diyelim. %5 markaların gönderdiği ürünler olmuştur.
%95'ini ben kendi cebimden para vererek aldığım ürünler. Bunları da yine işbirliğinden kazandığım paralarla alıp size anlatmaya, aktarmaya devam edeceğim. Bu konudaki destekleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Görüyorum hepsini. Çok sağ olun. Bana başka türlü destekli olmak isterseniz aynı zamanda YouTube kanalıma abone olabilir ve beni Instagram, Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. 15'inde farklı bir tıraş videosuyla karşınızda olacağım. Bu arada aradaki günlerde de teknoloji videoları devam edecek. Kanala abone olmayı ve onları da takip etmeyi, paylaşmayı, izlemeyi, beğenmeyi, mümkün olsa da yorum yapmayı unutmayın. Hepinize selamlar, kolay gelsin, iyi günler diliyorum.